Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bugün videomuzu biraz erken aldık çünkü acil bir gelişme var. Ankara'da test uçuşu sırasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne ait Hürkuş B tipi eğitim uçağı Beypazarı yakınlarına düştü. Kazada pilotlarımız uçağı Martin Baker fırlatma koltuklarını kullanarak terk ettiler. Test bölüm başkanı Hüseyin Fazla ile test pilotu Kerem Fatih Satıcı'nın durumları gayet iyi. Öncelikli olarak YouTube kanalımız ve sitemiz olarak pilotlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. TUSAŞ'ın yaptığı açıklamada e, hastanede kontrol altında tutuldukları belirtildi. Umarım en kısa zamanda hastaneden çıkartılır. Ailelerine tekrar TUSAŞ'a kavuşurlar ve yeniden test uçuşlarına başlarlar. Şöyle... <laughs> Arkadaşlar adı üzerinde zaten test uçuşu. Test uçuşunda bir şeyler deneniyor. Yeni yapılan bir tasarım, yeni üretilen bir uçak veya bakımdan çıkmış bir uçak gibi birçok konuda test gerçekleştiriliyor. Son yıllarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi kendi tasarladığı ürünlerle ortaya çıkıyor. İşte bakıyorsunuz Anka insan Sava Aracı, Leonardo ile birlikte yapılan ve artık kendimize doğru evirdiğimiz T-129 Atak Helikopteri veya bir bakıyorsunuz Hürkuş Eğitim Uçağı. Bu tür test uçuşlarında kazalar her zaman olabilir. Her zaman bir kaza riski vardır. Bu nedenle test uçuşlarına çok tecrübeli pilotlar çıkar. Bu pilotların akademik yönleri, uçuş yönleri kadar akademik yönleri de çok iyidir. Her biri neredeyse bir mühendis gibi uçaklarını bilir ve bu pilotların oluşturduğu raporla uçağın veya helikopterin veya hava aracının neyse gidişatı belirlenir. Şimdi bazen arkadaşlarımız diyor ya bu hava aracı ilk uçalı bilmem kaç sene geçti hala teslim edilmedi. Niye edilmediğini biliyor musunuz? İşte bu test uçuşlarında bu test uçuşlarında hiçbir zaman karşılaşılmayacak belki durumlar test edilir. Bunlarla ilgili sorunlar varsa tespit edilir. Tekrar yerde mühendislere döner proje yeni proje geliştirirler. Bazen bazı sistemler tekrardan tasarlanır, tekrardan üretilir, tekrardan takılır. Yer testleri, bütün havadaki zorlanır şartlar ve bunlar hepsi birer süreçtir. Test uçuşlarında bu bir iki ileri bir geri sürekli bu gidişat nedeniyle süre uzayabilir. Amaç mükemmele yakın bir ürünü çıkarmaktır. Bir de tabii ki sonuçta teslim ettiğiniz müşteri olan kuruluş da bunları yoğun olarak kullanmaya başlar. Bir bakarsınız operasyonda kullanılırken bazı bir şeyler gelebilir. Başına yeni yeni taleplerle gelebilir TUSAŞ'a veya başka üreticilere. Bunlar tekrar buradan geri dönüştürülen, geri gelen bilgilerle tekrar tasarım ele alınır. Ve sonuçta gerçekten mükemmelle yaklaşmış bir ürün ortaya çıkar. Tabi bir yandan da bakıyorsunuz. Boeing 737 uçağını 50 yıldır yapıyor. Bir bakıyorsunuz işte Max uçaklarında bir bela ortaya çıktı. Ve bu bela gerçekten hava yolunu imalatçı hem hava yollarını sarstı yüzlerce uçak yere indi. Öbür tarafta da imalatçı sarstı dünyanın parası tazminat ödemek zorunda kaldı. Yani bu işin çok tecrübeli tecrübesizliği ile alakası yok. Önemli olan bu projelerin arkasında durabilmek, bu projelerin devam etmesini sağlamak. Şimdi bunları söyledikten sonra ee, ben de biraz kazayla ilgili tolgozbek.com sitemizde haberler girdim ve çok yoğun ilgi gördü. Hatta kısa süreliğine sitemiz kilitlendi. Neyse çözdük o problemi. Herhangi bir problem yok. Girip bakabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerinizi görebilirsiniz. Buraya bakarken bir okuyucumuz mail atmış. Ya diyor üzülmeyelim bu kazalara. Kökü bizde. Çok güzel bir yaklaşım. Gerçekten kökü bizde. Bu Beypazarı'nda meydana gelen kazada da hem TUSAŞ yetkilileri hem Savunma Sanayi Başkanlığı ve Hava Kuvvetlerimiz artık bu uçakla ilgili birimler oturacaklar, çalışacaklar. Bir kaza kırım incelemesi yapacaklar. Bir teknik arıza mı oldu? Başka bir sebep mi? Ne geldi başlarına? Bunu belirleyecekler. Ve bu sorunun bir daha uçak üzerine, teknik problemse tabii ki, bir daha yaşanmaması üzerine önlemler alacaklar. Sevindirici olan, videonun da başında dediğim gibi, iki pilotumuzun sağlıklarının yerinde olması. Uçaklar düşer. Önemli değil bu. Önemli olan, geride kalanlara tekrar bir e, dersin çıkartılması ve bu kazaların aynı türdeki kazanın olmaması. Hürkuş gerçekten adıyla çok iddialı bir proje. Türkiye'deki havacılığın, sanayimizin, havacılık işletmeciliğimizin, askeri havacılığımızın efsanelerinden Veci Hürkuş'un ismini verdiği bir proje ve baştan, ve bir eğitim uçağı olarak başlamış bir proje. Uzun yıllardır da devam ediyor proje. Proje ile ilgili Çeşitli uzamalar oldu. Hava kuvvetlerinin farklı talepleri oldu. Bu arada Hürkuş A olarak imal edilen iki uçak var biliyorsunuz. İki prototip var. Bu prototipler EASA'dan Avrupa Havacılık Otoritesi'nden sivil uçak kategorisinde sertifikasyon olan ilk Türk hava aracı oldular. Bunlar çok önemli noktalar. Daha sonra da Türk Hava Kuvvetleri'nin verdiği 15 adetlik siparişle Hürkuş'un B modeli geliştirilmeye başlandı. Hürkuş turboprop bir uçak güçlü, çok performanslı bir uçak. 1600 beygir gücünde PT6 serisi bir motora sahip. Önde öğrenci pilot oturuyor, arkada kokpitler tandem, öğretmen pilot görev yapıyor. Ve bu uçaktan 15 adet Türk Hava Kuvvetleri'nin verdiği siparişle üretim başladı. Ve 15 adetlik üretim de bitmek üzere. Tabi bu kazadaki hangi uçağın başına geldi şu andaki elimizdeki bilgilerde bu yok. Ama pilotların isimlerini nasıl tolgozbek.com sitesinde ilk yayınladıysak bunların da detaylarını önümüzdeki saatlerde veya günlerde sizlerle birlikte paylaşacağız. Bu 15 uçak imal edildi, ortaya çıktı. Fakat hava kuvvetleri şöyle bir talepte bulundu. Bu uçaklar için şu an elde yeterli sayıda öğretmen pilot yok. Bir yandan da bakıyorsunuz bu uçakların daha basiti diyelim, daha düşük motor güçlü olan Kore'nin tasarladığı KT-1'ler var. Benzer görevlerde kullanılan. Türk Hava Kuvvetleri'nde KT-1'lerden 40 adet var. Ve şu andaki 15 Temmuz'da bu FETÖ belası nedeniyle çok sayıda pilot atıldı Hava Kuvvetleri'nden. Ciddi bir temizlik operasyonu yapıldı. Sonrasında da hava yollarına geçmiş eski pilotlar göreve çağrıldı. Ve tekrar yeni bir eğitim kadrosu kuruldu ama tabii ki eldeki kapasite yavaş yavaş ilerliyoruz, toparlanmaya çalışıyoruz. Havuk kuvvetleri dedi ki ben bu KT-1'lerin 25 adeti kadarını aktif olarak kullanabiliyorum. Şu anlık benim hür kuşlara e, kısa vadede ihtiyacım yok. Çünkü 40 KT-1 üzerine 15 de hür kuş gelecek. Elde 55 uçaklık çok ciddi bir fil olacak. Şu anlık yok. Ne yapılabilir? Bunların da bütçesi çıkmış, ödemeler yapılmış. Bu uçakların hür kuş C'ye yani silahlı konfigürasyona çevrilmesi planlanıyordu. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı, hava kuvvetleri okeyini verdi. Tabi Hürkuş'un eğitim modeli olan B ile silahlı yakın hava desteği veren yani roket atan, bomba atan C modeli arasında bazı farklar var. Örneğin kanatları daha güçlü yapılması lazım. Bunlarla ilgili olarak uçaklar e, gerekli modifikasyona değişime uğrayacak ve Hürkuş C'ye çevrilmesi gündemde. Bunlarla ilgili savunma sanayi başkanlığı görüşmelerin devam ediyordu bunlarla da ilgili çalışmalar yapılacak ve bu uçaklar C modeline doğru çevrilecek. İleride hava kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda tekrar B modelinin üretimi de gündemde. Tabi bunun için biraz zaman lazım. Ee, kara havacılık veya jandarma C modeliyle çok yakından ilgileniyor. Muhtemel jandarma havacılık ilk kullanıcılarından biri olacak. O 15 adetlik sayının da zamanla 40'a doğru çıkartılması planlanıyor. Hürkuş dediğim gibi Bugün belki bir kaza yaşandı ama gerçekten sınıfının çok farklı bir uçağı, çok güçlü bir motorlu bir uçak. B ve C modeliyle hem eğitime hem yakın hava desteğine doğru gidiyor. Dünyada şöyle bir konsept var. Artık teröristin, mücadele ettiğiniz terörist mi yoksa bir ülkeyle savaş mı var? Bunun maliyeti çok önemli. Siz terörist varsa örneğin PKK veya IŞİD gibi bu yapılanmalara karşı F-16 ile vurmaya başladığınız zaman bunun maliyeti yüksek. Birim maliyetini düşürmek için hür kuş gibi uçaklar kullanılıyor artık. Yani turboprop, pervaneli, operasyon maliyetleri bir F-16'dan veya jet motorlu savaş uçağından çok daha düşük. Ama sahip olduğu akıllı mühimmatlarla. Örneğin gidecek bölgeye Anka veya Bayraktar lazer tutacak noktayı bulacak. Veya keşifte diyecek ki şu nokta bunlar da gidecek. Yerli yaptığımız çok iyi yeni nesil motor e, yeni nesil bomba veya roket sistemleriyle Hürkuş gidip vuracak. Böyle bir konsept geliyor. Bunun ilk uygulamasını Amerika gerçekleştirdi ve giderek dünyada yayılıyor. Bakıyorsunuz bazı ülkeler çok para harcayıp e, bir 60-70 milyon dolara bir savaş uçağı almak yerine daha düşük maliyetli bu tür tercih böyle konuları uçakları tercih edebiliyorlar. Bu açıdan bir pazar var. Bu nedenle Türkiye'nin bu projenin arkasında durması gerekiyor. Kazalar olacaktır. Havacılık bu belirttiğim gibi kazayı yapa yapa tecrübe kaza kazanak kazana bunları ilerletebiliyorsunuz. Bunlar önemli konular. Bu nedenle ne yapıldı ne edildi gibi konulara kafanızı takmayın. Zaten bunlarla ilgili sonuçlar yapılan hatalar, önlemler TUSAŞ'ın yapacağı kaza araştırmaları sonrasında ortaya konulacaktır ve mühendislik olarak da bunlar alınacaktır. Zaten havacılığın da temelinde bu yatar. Elimdeki çok kısıtlı bilgiyle Hürkuş'un bugün yaşadığımız kazayla ilgili birkaç kelime etmeye çalıştım ama tabii dediğim gibi kazayla ilgili konuşmak çok zor. Tekrar iki pilotumuza çok geçmiş olsun. Hüseyin Fazla ve Kerem Fatih Satıcı. Umarım en kısa zamanda önce ailelerine sonra TUSAŞ ailesine katılırlar ve tekrar uçuşlarını bıraktıkları yerden devam ederler. Ve bu kazadan alınacak da dersler de ileride Hürkuş'un operasyon faaliyetlerine de uçuş emniyetini yükseltmesi açısından çok katkısı olacağına inanıyorum. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum ama tabii ki her şeyden önce emniyetli günler diliyorum.